değerlendiriyoruz. Aynen katılıyorum Aleyce kadar detaylı Ben bilmesem soruyorum de. o zaman Sor. şimdi. Üçüncü resim maçına yedek başlayan Cenk Tosun Everton'da ilk 11'e geri döner mi sence? Bence döner abi. Bence şu anda eldeki en iyi forvet. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu Cenk özelinde değil. Herhangi bir oyuncu başka bir lige gidip başka bir takımda hele ki önemli bir taşıyıcı rolü soyunuyorsa bunun bir adaptasyon süreci olabilir. Olur demiyorum. Bazı oyuncular direkt şey yapıyor. Thierry Henry direkt. Aynen. Alexander Lacazette aylardır bir adapte olmaya çalışıyor. Üstüne üstlük Everton'ın ileriyi besleme konusunda çok ciddi sorunları Tabii var. canım. Çok ciddi sorunları var. Yani çok yalnız kalıyorsun. Tamam topu sürüklemen falan gerekiyor ama o kadar da değil be abi. Zamanında bu şey Milan'ın en kötü döneminde Andrei Shevchenko orta sahadan alıp rakip sahaya kadar götürüyor diye. Hani öyle bir şey bekleniyor. Şimdi bir takımın Cenk'e, iki Cenk'in takıma lige biraz uyum sağladığı için ya daha üçüncü hafta be abi. Abi en zoru ne biliyor musun? Teknik direktörün öyle bir adamsa, Sam Allardyce'a uyum sağlamak çok zor bir şey. Ben hayatta uyum sağlayamam Sam Allardyce'a. Fenalık gelir bana. Öyle de sonuçta Bak ilk maç mesela oynattı. O nedir abi? Rooney orta sahada oyun kurucu oynatacağım diye Santoro arkasında. Takımda gelmiş geçmiş belki de Everton'a uzun yıllardır en iyi ofansif merkez ortası olan işte İzlandalı Sigurdsson. Maalesef her maçta bizim Türkiye'ye gol atan İzlandalı. Sigurdsson'u sola koyuyor. Ne yapacak abi solda Sigurdsson? Yani onu aldı Tottenham orada oynattı olmadı. Sonra gittiği takıma tekrar eski yerine döndü Swansea'de. Geldi işte Everton'da böyle adam rekor transfer. O kadar para verdiysen yerinde oynat. Bir de hakikaten Sam Allardyce'ı anlamak çok güç. Cenk Tosun geldi. Ben Cenk'e dedim ki oğlum bak orada genç oyuncu var siyah Lookman solda. Çok iyi anlaşırsınız dedim. Adam Lookman'ı vermiş. Delireceğim hakikaten. Leipzig'e mi? Bak düşün Leipzig. Diyor ki ha bu Lookman diyor. Buruma tarzı bir oyuncu diyor. Genç, çok hızlı, dinamik, çok iş Abi yapar şöyle diyor. söyleyeyim. Sam Allardyce Bey beğenmiyor. Büyük ihtimal şeye bakmıştır o da. Hava topu mücadelesi kazanma ölçümüne bakmıştır. Lanet olası Hocam ölçümler. şöyle söyleyeyim. Ben bir takımın yöneticisi bilmem ne yetkilisi olarak Leipzig benden bir oyuncu almak istiyorsa asla Ben vermem de yani. vermem. Şüp diyor. Ha demek Asla. ki çok iyiydi. Demek ki iyiymiş. Ben görmemişim ama iyiymiş demek ki deyip vermem yani. Senin adam işte. Sen onun böyle çocukluğunu biliyorsun. İstanbul'daki maçta oyundan çıkmak zorunda kalan Almanya'nın santrafor Timo Werner. Hatim evet Neredeydi Timo ilk maç? Stuttgart mı? Stuttgart'taydı abi. Bak Stuttgart döndü dolaştı. Son şampiyon oldu. Santraforu Mario Gomez'e döndü Ama abi kurtarıcı olarak. bir dakika şimdi Yine öyle de olmadı yani. Stuttgart'a suç bulmamak lazım. Stuttgart Yok canım mecburdu yani Leipzig'in satmak. zekası. Yani Yani, o Stuttgart yani yaşta o parayı aldı. o parayı yani Tabii canım. karşılayamadığı için Tabii sattı. ki. Ama yani gerçekten Avrupa genelinde Leipzig bir oyuncu istiyorsa Aynen öyle vermeyeceksin abi. vermeyeceksin. Aynen Kaç öyle. para verirse versin. Demek ki Vermeyeceksin. oyuncu ileride çok acayip Aynen olacak öyle. diyor. Aynen Ben de katılıyorum sana %100. öyle. Herhalde sen de bana katıyorsun. Yani çok daha erken olduğunu Tabii ve canım. Abi bir de şöyle yani Cenk yapar be abi çalışıp çalışıp. tabii. Cenk kalır Sam Allardyce gider merak etmesin ya. Aynen. Sadece Sam Allardyce'a da bağlamıyorum ben. Yani biraz herhangi bir oyuncuya. Ya biz Cenk'i tabii çok başarılı olsun istiyoruz insan olarak ama herhangi bir oyuncu için abi biraz bir zaman verelim be abi. Bir otursun bir havasına suyuna alışsın ya. Ya hava su değil de saha içindeki oyuna Tabii. alışmak da kolay iş değil yani. Aynen. NBA muhabbeti gibi. Okey devam ediyoruz.